Yasa buluşacağız Hasibe teyze. Ay anladım vallahi zaten. Hadi bakalım. Selametle yavrum. Bak. Hep kalbinin sesini dinle mi güzel kızım? Hiç öyle anam nedir, babam nedir diye düşünme. Unutma. Aşk her şeyden önce gelir. Bu iyiliklerini hiç unutmayacağım Hasibe teyze. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Selametle. Hadi kız. Ay tamam amca ya, basma şu kornaya, geldim. Ya. Pembe nerede kız? Bir kitap almak bu kadar mı sürer ya? Ay süslenememiştir o daha. Pembe! Hadi kız! Akşama kadar seni bekleyeceğiz? Geldim ya, patlama. Allah Allah. Ne yapıyorsun be salak? Ne oldu kız? Binemedin mi? Tamam hadi gel gel. Gel hadi gel. Gel bin. Allah cezanı versin İsmail. Gerizekalı hayvan herif. Salak. Ya amca yapma, yazık ya. Hem geç kalacağız bak. Tamam 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 hadi. Tamam hadi gel 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 gel. Ya! Kızım ben adamı böyle peşimden koştururum işte. Çok komik. Bence çok komik. Sevda sence? Ya amca yazık ya. Kız ulan bayağı hızlı koşuyormuşsun kız. Maşallah ha. Hüseyin Bolt gibisin mübarek. Sus be pislik, sus! Dur diyorum, şş, bana bak. Dur ha, yolda yapma, kaza yaparım ha. Şş, bana bak. Hadi iyi dersler. Sağ ol amca. Geldik şefer. Dur burada. Dursana be. Kime diyorum İsmet? Durduk. Hadi in bakalım. Az ileri git İsmet. Çamur var burada. Vallahi ister in ister inme. Bu araba buradan bir milim öteye gitmez. Mahsus yapıyorsun değil mi? Bile bile çamurun yanında durdun. Ha, hiç işim gücüm yok. Oturacağım onu hesaplayacağım. Pembeciğim, canım. Senin komplo teorilerinle uğraşamam. İstersen inme. Benle birlikte şirkete kadar gelirsin. İşim gücüm var ya. Allah kahretsin. Ne oldu kız pembe? Çamura mı battın? Oğlum var ya, bunu sana çok pis ödeteceğim ha. Al yüzüne de sür kız azıcık. Güzellik maskesi niyetine. Allah kahretsin ya.
Ya da sen dur. Sen dur. Nasıl gideceğim hocam? Allah seni nasıl biliyor? Öyle yapsın İsmet! Gerizekalı pislik! Günaydın. Hava güzel. Diyorum ki kahvaltıyı dışarıda yapalım. Olmaz. Niye? Tabii. Benimle vakit geçirirsen aşık olursun diye korkuyordun değil mi? Ne alakası var ya? Niye korkayım ki? O zaman? İyi tamam. Gidelim bari. Hoş geldiniz. Ben şöyle son moda tarz bir şeyler istiyorum. Marka olsun ama. En pahalılarını bir göreyim. Buyurun buradan göstereyim. Hadi bakalım Pembe Hanım. Tarz nasıl olunurmuş göreceksin. Bu kez sen beni isteyeceksin. Ayaklarıma kapanacaksın ama ben hayır diyeceğim. Bu nasıl? Güzel, fena değil. Başka ne var? Erdal'ım, bak bu gece malları nakliye ediyorsun. Vaha göre hazırlığını yap, tamam mı? Tamam abi, o iş bende. Sen hiç merak etme. Hadi aslanım benim. Kötülük bizimle olsun lan. Olsun abi. Artık bir kahve ısmarlarsın bana. Yok. Benim bir yere uğramam lazım. Birkaç bir şey alacağım ben. Peki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Sizde üniversite hazırlık kitapları var mı? Var. Karşıki rafta. Teşekkür Rica ederim. Buyurun hanımım. Kendi ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Sağ ol Birgül. Selam. Selam. Genç, tarzımı değiştirdim. Beğendin mi? O ne lan? Ne yaptın sen kendine? Ne var ya? Allah Allah. Oğlum, ne bu böyle ayol? Tövbe yarabbim. Sanki yıkanmış da küçülmüş gibi ayol. Zibidi misin sen? Git değiştir şunu, hadi git.
Vallahi kusura bakma yengem ama ay çok kır olmuşsun ya. Allah Allah, ne var ya? Kız ne gülüyorsun? Bunlar son moda bir kere. Oğlum concon bile olamamışsın. Ay bu gömlek ne ya? Çiçekli mi çiçekli? İğrençsin. Concon ne Safiye? İşte. Birgül abla, sen beğendin ama değil mi? He, çok beğendim. Beğentimden şah diye düşüp bayılacağım şimdi ha. Allah senin elini versin ya. Tövbe estağfurullah. Yakışıklı değil miyim anacığım ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Buyurun beyim, buyurun. Ne o kız? Ne kıkırdıyorsun sen? İsmet kendini çok fena bir hale sokmuş. Ne oldu? Kaza falan mı yapmış? Yok yok, öyle bir şey değil. Yani başka bir şey olmuş. Şahtı, şahbaz olmuş. Allah Allah. Buyurun, buyurun. Tövbe, tövbe. Oğlum keçi gibi ne inat ediyorsun? Gidip değiştirsene şu kıyafeti. Ne var anne ya? Allah Allah. Bu benim tarzım. Ha şimdi senin ben tövbe ya. Senin tarzına tüküreyim İsmet. Benimle değilsin canım. Ay benimle hiç değilsin İsmet. Ne gülüyorsun kız? Bu da kıskanıyor mu, ne yapıyor? Ben anlamıyorum ki yani. İsmet ne oldu? Ne oldu babacığım? Çok iyi ya. Oğlum bu ne hal ya? Bu ne biçim pantolon lan? Cekete bak, düdük gibi. Düzelt şu üstünü başını. Düzelt, düzelt. Baba dur ya, bunun modeli böyle. Başlatma modelinden. Kopçu musun sen? Şu hale bak. Sanki ürgübe konsere gelmiş. Kız gülme sen de, gülme. Zaten asabım bozuldu. Uzat şu paçaları. Ayağına da çorap giy. Dur lan dur, eğilme, ne yapıyorsun ya? Çatal tehlikesi var oğlum. İyice ne gözükecek, büyük rezillik ya. Tövbe yarabbi. Ya baba böyle iyi ya. Bak yiyeceksin tokadı şimdi ha. Temizlik yaparken acık kurcaladım burayı. Bak şunu açınca foşur foşur kopuruyor. Hani vapurun arkasından çıkıyor ya. Aynı o. Hmm, biliyorum. Televizyonda gördüydüm. Şunlar da banyo kapıyor. Suyun içine koyuyorum. Mis gibi kokuyor. Hayat zenginlere güzel be gülüm. Kız yenge, ben bunu bir denesem mi? Manyak mısın kızım sen? Biri görecek sonra hırgür olacak. Ya kim görecek be? Sen demedin mi burası misafir odası diye? Hadi be yenge. Kimse görmeden bir girer çıkarım ben buraya. Kız ben canıma mı susadım? Yürü. Yürü çık dışarı. Yürüsene kızım, yürü. 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 Yenge. Ya ben Sevda'dan kitap alacaktım. Onu unutmadan alayım. İyi. Ben de yatacağım gülüm. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Başında romantik bir yemeğe çıkalım dedik. Onda da içtin zıkkımı, içtin zıkkımı, astın suratına oturdun Cemal. Kızım seninle bir alakası yok ya. Benim canım Ali'ye sıkkın.
Hep o mavi yüzünden. Vallahi yani kardeşinin de huyunu bozdu ya. Konağa geldiğinden beri konakta huzur kalmadı vallahi. Ya vallahi ya. Ulan böyle olacağını bileydim. Gülizar'a mektup yazdırdım, o tablardı bari Ali. Ali ile Mavi'nin evlenmesini engelleyemedim ya, ben ona yanıyorum. He Cemal, ona yan. Senin burada taş gibi gencecik karın varken sen bunlara yan. Sen bizi mi dinliyorsun lan? He? İlyas, İlyas. Yola bak lan. Sen de şu ağzından çıkanlara dikkat et. Böyle alevli ateşli konuşmaları yapma, ben mansabımı bozma, şurada cinayet işlemeyeyim. Of, of. Hayret bir şey ya. Bütün gece Ali ile Mavi konuştuk. Ne o? Hocamla yemeğe çıktım. Hay bari Ali ile Mavi de davet etseydik de Eltim'le romantik yemek keyfi yapsaydım. Tamam Safa ya. Tamam kızma bir ya. Tamam haklısın. Ne yapalım, bu seferlik böyle oldu ya. Bak sana söz veriyorum, ben bu geceyi telafi edeceğim. Vallahi içsen iyi olur Cemal. Artık bir sürpriz bekliyorum yani. Şaşırt beni ya. Ya tamam. Ben seni şaşırtacağım balığım. Neyse hadi sen geç içeri. Benim kafam tam güzel olmadı. Ben gideyim bir cila çekeyim. Hadi geç. Cemal. İç Cemal. Hadi bakalım İlyas oğlan. Sür de neşemizi bulalım hadi. Ne oluyor lan? Sumağa açık kaldı. Çık dışarı, çık. Bakma be! Kızım hadi çık dışarı diyorum sana. Çıkmayacağım. Öyle benimle emir verir gibi konuşamazsın. Ben istediğim gibi konuşurum. Kızım sen bu evde hizmetçi değil misin? Ne bu böyle evin hanımı gibi köpüklü banyolar yapmalar filan? Bir kere ben hizmetçi değilim, tamam mı? Gelininizin kardeşiyim. Öyle istediğim her yerde de yıkanırım. Ha, yıkanırsın istediğin yerde. Çık hadi şuradan, çık bak fena olacak ha. Vallahi çık hadi, çık. Ya 5 dakika dursam ne olur? Lan sen ne orsuz bir şeymişsin ya. Kızım, bu senin evinde yıkandığın leğenlere benzemez. Bunun adı jacuzzi, jacuzzi. Öyle kafanı çok sokarsan boğulursun orada. Ya bir git be gerizekalı. Ana. İyi. Bunu sen istedin. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana onları. Bırakacağım, bırakacağım. Ama odanın önüne bırakacağım. Oradan alırsın artık. Yıkan, yıkan. Yıkan. Hadi, iyi banyolar. Ya İsmet! İsmet, bırak sen şunları! Banyonun tadını çıkar. Hadi bakalım. Ya gerizekalı. Thank you.
Ne iyi ettik de geldik buraya ya. Vallahi çok güzel anılarım var burada. Daha önce geldin yani buraya. Gerizekalı salak bir arkadaşımla gelmiştim de hesabı bana kilitleyip gitmişti. Belki de o biri sonradan çok pişman olmuştur. Şerefsiz. Bir daha yüzüne bile bakma o kızın. Kız mı? Neyse canım. Artık abim sayesinde bol bol gelirsin böyle lüks yerlere. Yedirir, içirir, giydirir seni. İyi yere kapak attın vallahi. Gülizar, ne biçim konuşuyorsun yengenle? Ay abi sen de şu kıza yengen yengen deyip durma ya. Gülizar sus. Bak kırarım kalbini ha. Yaşar, kardeşinle kavga etme lütfen. Ben senin ağzının payını verirdim de sırf Yaşar'ın hatırına susuyorum. Şurada huzurla ailecek yemek yiyelim değil mi ama? Sağ ol canım. Çok anlayışlısın. Rica ederim canım. Pembe, barbunya al canım. Yaşar abi dur, koyma. Pembe hiç sevmez barbunyayı, ağzına bile sürmez. Çiğ köfte sever, ondan ver. Sana ne İsmet'cim, Pembe'nin neyi sevip neyi sevmediğinden? Sana ne? Sana ne oluyor ki? Nereden biliyorsun bunu? Nereden bileceğim? Aynı evde yaşıyoruz. İnsan öğreniyor zamanla, alışıyor. Aklımda kalmış işte. Ayrıca ben eski alışkanlıklarımı bıraktım İsmet. Bilmem anlatabildim mi? Sen koy canım barbunyadan. Koy, koy, koy. Yeter. İsmet'cim, sen de biraz benimle ilgilenir misin canım? İlgileneyim canım. Ben de sana içli köfte vereyim. Canım benim. Al bakalım. Dur kız yeme. Ben seni ellerimle beslerim. Oh. Hadi bakalım. Aç bakayım ağzını. Aşk. Ya. Abi görüyorsun değil mi? Ay aşk Leytan beni kendi elleriyle besliyor. Maşallah, maşallah. Ay dur ben de sana yedireceğim. Yedir kız. Şey yapalım mı? Hani böyle pasta yerken çiftler aynı anda böyle şey yaparlar ya, yapalım mı? Bak nasıl güzel fikir, hadi yapalım. Gel bakalım. Abi, bizim bir fotoğrafımızı çeksene. Çekeyim. Çek de mutluluğumuzu dünya alem görsün. Kıskananlar da çatlasın. Ay. Ay, ne tatlış bir dörtlü olduk biz ya böyle. Yaşar'cığım bak ne diyeceğim. Söyle Pembe Gülüm, ne diyorsun? Madem bu kadar iyi anlaştık biz, çifte düğün yapalım. Ne? Şahane bir fikir vallahi. Ay abi bunun neresi şahane fikir Allah aşkına? Toplu sünnet gibi çifte düğün. Fakir miyiz biz? Ya o gün sadece bana ait olmalı, bana özel olmalı. Ay konseptli düğün yapacağım ben bir kere. Ay ne güzel işte kız. Beraber konsepti düşünürüz. Hayatta olmaz. Gülizar, bak ben seni hiç kırmadım bu zamana kadar. Her ne istediysen yaptın. Şimdi de sen yapacaksın. Ama abi. Gülizar sus. Karar verilmiştir. Madem ki sözüm öyle istiyor, çifte düğün yapılacak. Yaşasın be. Çok güzel olacak, çok. Abi, abi. Günaydın abi. Günaydın abi. Ya abi ya, benim şu pembe kıcını kafalamam için senin bana yardımın gerek. Ederiz. Ne yapacağım? Sevgilim olacaksın. Ne? Ya işte sevgilimmiş gibi yapacaksın ya. Bana mesajlar falan atacaksın. Abi bak vallahi, bak şimdi. Ben senin adını Ceren diye değiştirdim. Sen bana böyle habire yaz, tamam mı? Ceren, iyiymiş la. Tamam bak şimdi kahvaltıya çıkıyoruz ya, sen bana orada böyle çaktırmadan romantik romantik mesajlar yaz.
Safiye'den sonra bir de sen mi çıktın başıma ya? Hadi abi ya, ne olacak? Tamam bebeğim, atarım, ayıp ediyorum. Ya abim benim be, abim benim, aslan abim. Lan ne dur, arkam? Tamam. Sarılma sevgilin gibi, hemen havaya girdin ya. Tamam. Bak yardır ha, seni şöyle seviyorum İsmet, böyle seviyorum. O iş ben de sevgilim, ayıp ediyorsun, gel. Çok seviyorum de. Lan tamam, gel hadi. Sağ ol Birgül. Ay, ne çok güzel. Biliyorum. Safiye kız, göster bakayım şu yüzüğü. Akşam göremedim. Ay, vallahi çok güzel. Hey, aslan Cemal'im, çok zevklidir, çok. Güle güle kullan, güzel gelini. Sağ ol anne. Vallahi bana da tamamıyla sürpriz oldu desem yalan olmaz. Bir dergide okuduydum. Aldatan erkek karısına durduk yere hediye alırmış Safiye abla. Ne diyorsun kız sen? Ha? Benim oğlum öyle şey yapmaz. E öyle yazıyordu. Bana niye kızıyorsunuz ki Refika Hanım? Günaydın abi. Ne oluyor kız? Allah Allah. Bu kız da beni görünce bir heyecanlanıyor ki ne? Ne oluyor Birgül? Katil görmüş gibi korktun öyle. Tövbe yarabbim. Ne dedim lan ben şimdi? Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Evet. Mesaj geldi. Kesin sevgilimdir. Aa, bana bak İsmet, senin sevgilin mi var? Ha? Var tabii anacığım. Adı Ceren. Ceren. Birlikte çok düzeyli bir ilişkiye adım attık. Ne yazmış lan, oku bakayım. Aşk itom, ne haber? Yok canım ben. Çok özledim seni. Alt dudak versene. Oha. Tövbe. A, terbiyesiz, laubali kız. Bana bak, ben edepli bir kız isterim. Duydun mu beni? Ya yok anneciğim. Ya işte Ceren ya bazen ayarı kaçırıyor ama... Normalde bir görsen anne genelde nasıl düzgün, nasıl hanım hanımcık, nasıl seviyeli ya. Yengem, bak ben daha bu kızı görmeden vallahi kanım kaynadı ya. Ay anne, sanki Cemal'ın kadın versiyonu gibi yani. Değil mi? Ay yaşa. Aynen vallahi yenge. Aynı Cemal abim. Ya bizi birlikte yani çift olarak bir görseniz nasıl mutluyuz. Nasıl eğleniyoruz, nasıl gülüyoruz ya. Ay canım, bizim gibi ya. Canım mı? Aşk. Amca, sevgilin ne iş yapıyor? Kaç yaşında? Böcek ilacı satıyordu değil mi İsmet? Adı da Rıdvan mıydı? Bayağı komik. Kızım sen okuman var mı? Bak bakayım şuraya. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Ceren, Ceren. Allah Allah ya. İsmet, kim bu kız? Kim nerede? Çok köklü bir ailenin büyük kızı anneciğim. Uyur güplü bir prenses. Yapma. Prensesin kralı yani. Öyle. Hatta anneciğim bak, mesajı sen de okumak ister misin? Şöyle göstereyim. Lan bize ne senin özel hayatında? Zevzek herif. Bırak o telefonu. E niye öyle diyorsun Fazıl Bey? Onun annesinden özel neyi olabilirmiş ki? Sen de hemen havalara girme Refika Hanım. Durum ciddileşsin, bunu sonra konuşuruz. Tamam baba ya, sen de hemen ne kızıyorsun? Ki söyleyeyim dedim yani. Gel bakayım sen benimle bir. Çok. Sana bir şey diyeyim mi? Kralsın. Kral, kral, kral. Tamam lan. Aslansın. Geç sen. Salaklığına doyma, değil mi kızım? Aa bak, İsmet sevgili bulmuş kendini. Yalan be o. Beni gıcık etmek için yapıyor. Sevgilisi mevlisi yok onun. Yok. Kız o zaman öyle de kimle meşazlaşıyor ya bu çocuk ha? Kızım. Kuş kafesten kaçtı, gitti.
Sen de ardından. Aa bak bu şekil. Böyle bahar durursun artık. Yalan değil midir diyorsun yani? Ah akılsız kızım, ah! Al şu böreği, otur sofraya. Aa bak vallahi yine avuçlarım kaşınmaya başladı. Dingel mi orada? Vallahi sümsüğü geçireceğim ağzının ortasına. Ben bakarım abla. İyi bak. Allah Allah. Geç, yürü içeri. Yürü. Ay nasıl yendim ama seni? Ay İsmet bir ele daha var mısın? Kızım, ben akşam sana avans verdim. Öyle havalara girme, yendim diye hemen. Bana yemek borcum var. İyi tamam, vereyim parasını git ye. Hayır olmaz, sen de benimle geleceksin. Öyle karşıma yenik yenik bakacaksın. Ya, öyle anlaştık. Tamam, ederiz bir ara. Hayır, hemen bugün. Vallahi yoksa terasa çıkar bağırırım ha. Ey ahali, İsmet Göreç gibi kıza yenildi diye. Sen bilirsin. Tamam kız. Seni var ya... en lüks restorana götüreceğim. Çarşıda lüks bir otel var. Biliyor musun orayı? Ay evet biliyorum. Hadi hazırlan da seni oraya götüreyim. Sahi mi? He. Ben gidiyorum giyiniyorum o zaman şu an. Beni burada bekle tamam mı? Tamam. Hak ettin sen. Kız bir şey diyeceğim. Sen hep böyle mi yersin yoksa şimdi beleş buldum diye mi çöktün? Bünyem hızlı. Ne yesem zayıf yakıyor. He. Ondan böyle çirozsun yani. Sen de bana bayağı alıcı gözle bakmışsın. Kandır kendini, böyle kandır. Ya şundan yesene bir, çok güzel. Kız ne bu hareketler? Sen bana romantik mi yapıyorsun? Ya ne romantik yapacağım sana be? Sen yapacaksın romantiği. Erkek sensin. Ben mi öğreteyim İsmet'ciğim? Çok haklısın. O zaman şimdi İsmet'ten aşırı romantik bir hamle geliyor. Bekle. Kalpli pasta mı yaptıracaksın yoksa? Sen bekle, ben hemen konuşup geliyorum. Annem görse benimle gurur duyardı. Tıh, İsmet'miş. İki günde kafesledim salağı. Günaydın hanımım. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Gece iyi uyuyabildin mi bari? Ay ne uyuması Allah aşkına. Şu Gülizar'ın olayından sonra sabaha kadar uykum tutmadı. Şu gözlerimin haline bakın. Kız ne bu hal? Ne diktin ayağını böyle burnumun dibine? Anan sana hiçbir şey öğretmiyor mu? He? Öğretmez olur muyum Refike Hanım? Kızım, şu dizlerini böyle birleştireceksin, öyle oturacaksın. Hanımefendi olacaksın, her daim. Beni örnek al. Uy, anasının kuzusu. He mi? Anam kurban olsun yavrum. Bir çay getir bana. Aa, İsmet mesaj atmış. Terastan bak diyor. Allah Allah. He. İsmet mesaj mı atmış? Kız ne işi olur İsmet'in seninle? Ay ne oluyor ayol gene? Aman be kardeşim, her gün bir şeye gebe. Lan İsmet.
Aferin lan sana. Vallahi becerikliymişsin ha. Abi dur ya. Dalga geçme Allah aşkına. Lan vallahi dalga geçmiyorum ya. Helal olsun ama ha. Aynı bağa çekmişim. Avrat ruhundan anlıyorsun ha. Anlarım. İsmet, lan elini korka alıştırma. Bas gazı, yak lan ortalığı. Sen ne gülüyorsun lan? Ya ben böyle kepazelik görmedim ha. İlyas, İlyas. Gaz lan bu, gaz, gaz. Yanıcı, uçucu, madde neticede. Maazallah üstüne sıçramasın. Sonrasında depo gibi kim yaktıya gitmesin. Ya tamam abicim. Abicim sakin ol. Bırak şu kundakçıyı ya. Bak şimdi benim hayatım söz konusu. Abi bak o yüzüğü kesin atarız değil mi? Ya o kızla hiç evlenmek istemiyorum ya. Lan oğlum merak etme ya. Anam ölse vermez seni o kıza. Neyse lan ben kaçtım. Bana bak benim hiçbir dahlim yok ha bu işe. Bana göre tamam mı? Yok yok tamam. Hadi. İlyas. Nereye bakıyor bunlar? Bilmiyorum ki. Benim de bir şeyden haberim yok. Allah Allah. Bu ne şimdiki ya? Ya dışarıda mı kahvaltı yapacağız? Vallahi zonar ha bu havada. Kahvaltı işi değil. Başka bir şey var. Cemal, ne oluyor? Niye herkes dışarılarda? Ne bileyim Mustafa. Gelin bir bakalım şuradan. Yürü kız. Bak, yakıyorum da. Şu an hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok güzel ya. Fazıl Bey, ay bu gördüğümü sen de mi görüyorsun yoksa? Ay yok, ben kabus görüyorum. Ne bileyim Refika, ne yapıyorsun lan sen orada? İlan aşk ediyorum babacığım. İyi halt ediyor. Nerede ricav etti şimdi? Kendini yakmasın ya bu çocuk. Pembe bir şey diyiver İsmet. Hadi kızım. Ay bayılıyorum galiba. Ay gene bayılıyorum. İsmet! Ya sen bana mı aşıksın canım ya? Of kıyamam ben sana. Evet Pembeciğim. Şu an öyle bir durumun içindeyim maalesef. Gözün kör olmasın Cemal. Sen niye bana böyle romantiklikler yapmadın ya? Bak bütün kardeşlerin yapıyor ya. Sen niye böyle odunsun? Ya kızım benim fırsatım olmadı. Yani bizimkiler sizinkilerle konuştu. Aldın verdin bitirdiler işini. Oh, Batsı Safiye ah. Vallahi takas usulü gelin oldun ha. İsmet! Kendine gel!
Vallahi paralarım seni. Bu kızı sevemezsin. Sevgili Dumur'um, vallahi geçmişler olsun. Anda bak, ateşle bacayı sarmış. Kız, ben bütün kızlarımı senin için doğurmuşum ya. Ama bak, iki koldan akraba olacağız ha. Bir sürü torunumuz olacak. Koskoca bir aile olacağız. Ne güzel değil mi? Asla! Asla izin vermiyorum. Bu evlilik olmayacak. Bu kız benim gelinim olamaz. Refika, nereye gidiyorsun? Bu ne şimdi böyle ya? Ulu orta ne kadar gereksiz. Çocuk sevmiş. Yoksa niye yapsın böyle bir şey? Hayır efendim. Sevemez. Ya siz bizim ailenin kızlarına neden aşık oluyorsunuz ya? Olmayın! Gönül bu. Kimi seveceği belli olmuyor ki. Aşk insana her şeyi yaptırır mı abi? Ben seninle konuşmuyorum. Öyle laf atıp da benim kafamı karıştırma. Kalem kağıt da yok yanımda. Mecburen yüzüne söyleyeceğim. Bak görüyor musun? Yemin ediyorum sevmeni sevmiyorsun Cemal. Yani onu kanaat getirdim. Sen bu aşk için hiçbir şey yapmadın ya. Allah canını almasın Safo ya. Ya her şeyden bir trip çıkarma Allah'ını seversen ya. Ya bir susun da gençler olmuşsun. Ateş sönüyor ya. Sizin yüzünüzden romantik ortam bozuluyor. Hevallah ya. Susun acı, susun. Aa. İsmet! Evlenmeni teklif edecek mi lan? Pembe! Edeceğim mi? Onu da yapmam gerekiyor mu? Hevallah İsmet. Sen et teklifi, o da aradan çıksın. Ben de aile bireylerine gereken açıklamayı yapayım. Ne açıklaması ya? Cemal, ne diyor bu kız? Vallahi tımarhaneye döndü burası ya. Vallahi ne desen haklısın babacığım. Allah ıslah etsin. Ya İsmet, bak sıkıldım ha, gidiyor. Heyecan mı yaptın sen? Niye öyle duruyor? Diz çök bir de. Öyle kazık gibi evlenme teklifi istemem ben. Tübi. Diz çök diyor bir de ya. Ne gülüyorsun lan? Kundakçı, ne maytap geçiyorsun? Zaten zor durumdayım. Bayılıyorum sanki. Tamam, çokuyorum. Pembe! Benimle evleneceğim mi? Bunu da yapacak mı kız bana? Kusura bakma İsmet. Böyle alevler falan çok uğraşmışsın ama... ben seni sevmiyorum. O yüzden cevabım hayır. Ne? Hakikaten hayır mı diyorsun kız? He, hayır diyorum. Kendime uygun bulmuyorum. Seni reddediyorum İsmet Göreçki. Bu kız deli, ben size değil. Kız anne, az düşüneydin ya. Hemen öyle reddetmeyeydin yavrum. Ben şimdi senin ateşini söndürürüm. Ha, aklın başına gelir. Anne, anne, anne! Nasıl? Nasıl? Dumanın titiyor lan! Ana, ne yaptın ya?
Kulmayın lan! Ha, ısın orada. Yok be şudur.